Merhaba arkadaşlar, ben Hasan. Bugün size karakterin geri geri yürümesini ve ona bağlı olarak hani bir iki saniye sonra da moonwalk hareketi yapmasını öğreteceğim. Şimdi bir karakterimiz var ve hani daha önceki derslerde de gösterdiğim gibi animator ve karakter kontrolörü mevcut. Yani istediğiniz zaman yürüyor, istediğiniz zaman duruyor fakat geri geri yürümüyor. Şimdi bunu nasıl yapacağız onu göstereceğim. İlk olarak karakterin kontrolörüne girelim. Şimdi bu yürü, biz terse yürümesini istiyoruz. O yüzden animasyonun terse doğru oynaması lazım. Burada da ilk olarak float bir değer atıyoruz. Ters diyelim direkt. Ve bunun value değeri 1 olsun. Çünkü ilk başta ileri doğru gitsin. Ve S'ye basınca -1 olsun diyelim. Hani kodda öyle diyelim. Tamamdır. Şimdi mesela bir çalıştırıp bakalım. -1 yazalım. Nasıl olacak? Karakter terse gidecek mi? Hani W'ye basmamız lazım ki yürü aktif olsun. W'ye basarken şu an geri geri gitmesi lazım. Evet, gördüğünüz gibi karakterin geri geri gitmesi mevcut. Şimdi bunu nasıl kodlara dökeriz ona bakalım. Script'imizi açalım. Bunları daha önce göstermiştim arkadaşlar. Yine yukarıdaki karta koyarım, isteyen bakabilir. W'den hani ileri doğru tuşuna basmaktan bir farkı yok aslında. Burada bizi zorlayacak olan ayrıca bir moonwalk olayı eklemek. Hemen bakalım. Şunu da kopyalayalım çünkü aynı şey. Sadece bir S'ye basacağız. Hemen yapıyorum. Kcode.c .c kayıt alıyor mu? Alıyor. Yürü true. Geri geri gideceğimiz için bu değer -1 olacak. Tamamdır. Ayrıca ters değerimizde ne olacak? Anim.set float tersimizde -1 olsun ki animasyonumuz da geriye doğru çalışmaya başlasın. Kalktığında yine yürü false olacak. Fakat tersi de bu sefer ne yapmamız gerekiyor? Tekrar W'ye göre ayarlamamız gerekiyor. Yani ileri doğru gitmesi gerekiyor. Şimdi bakalım. Diğerinde nasıldı? Sadece W'ye bastığımızda geri gidiyordu. Hani ileri geri gitme olayı yoktu. Şimdi bakalım bir de. Durun bir bakayım. Ha, bu startta kaldığı için tekrar çalıştıralım. Şimdi ilk olarak ileri doğru gitmesi gerek. Bakalım. Evet, gördüğünüz gibi ileri doğru gidiş mümkün. Şimdi geriye doğru getirelim bakalım. Evet. Gördüğünüz gibi karakter hem ileri hem geri gidiyor. Tabi bilgisayar biraz yavaşladı benim. Hemen bakıyorum. Kodda bir hata var mı? Tamam. Tersi 1'e çevirdik. Tamam. Yine vektör 0 0 0. Tamamdır. Tekrar bir deneyelim. Gördüğünüz gibi ileri ve geri rahat rahat gidebiliyor. Şimdi arkadaşlar buna bir de moonwalk özelliği ekleyelim. Ben bunu daha önce eklemiştim. Hani bunların hepsini Mixamo'dan buluyorum zaten. Adı vesaire belli. İlk olarak bunu Humanoid'e göre yapalım. Apply. Copy from deseydiniz de olurmuş. Animation diyelim ve loop time'da olsun. Tamam. Bunu da onaylayalım. Tamamdır. Şimdi bunu ekleyelim. Buna da moonwalk diyelim. Şimdi başka da bir şey olsun. Hani hem yürümüz aktifken hem de bunu triggerlayacak bir şey olması gerek. Yani buraya başka bir trigger, pardon, şuradan bool değeri vermemiz gerek. Buna da yine moonwalk diyelim. Rename. Moonwalk. Tamamdır. Ve şundan şuna bağlantı kuralım. Tamamdır. En sonda beklemeye başlasın. Yani direkt ona doğru bağlantıyı kurduk. Ki bekleyebilsin diye biraz büyütelim. Şimdi
Bundan buna geçerken ne olması gerekiyor? Moonwalk olayının true olması gerekiyor. Hemen ayarlayalım. Tamam. Peki bundan buna geçerken ne oluyor? Moonwalk olayının false olması gerekiyor. Onu da ayarlayalım hemen. Tamamdır. Animation'ımızı da ekledik. Şimdi bir bakalım. Yürüdeyken moonwalk'umuzun true olması gerekiyor. Animator'ı aşağı alayım. Bakalım hemen. Hem yürümüş hem de gördüğünüz gibi karakter geri geri gidiyor. Çünkü moonwalk'un olayı hani zaten geri geri gitmesi. Şunu eksi bir yaparsak. Tekrar şöyle bir yapalım. Şimdi bunu koda dökelim arkadaşlar. Biz ne diyoruz? S'ye bastığımızda 2 saniye bekleyip sonra moonwalk yapsın. O zaman hemen bir bunlar için gerekli olan bir sayaç eklememiz lazım. Moonwalk diyelim. Tamam. Bu arkadaşlar hani belli bir süre beklememizi sağlıyor. If animator.get bu sefer ne olacak? Get bool olacak. Pardon. Moonwalk eşittir false ise diyeceğiz. Ne yanlışmış? Ha, şuradan parantezi kapatmam gerekiyordu. Şundan da bir tane silelim. 2 saniye bekle. New. Wait for seconds. Veya 1 saniye beklesin. 2 saniye çok gibi. Ve moonwalk'u true hale çevirelim. Anim nokta set for bool bool. Bir baklım. Float'a gidiyor. Moonwalk. Moonwalk. Virgül. True olsun. Şimdi bunu ilk olarak S'ye basarken çağırmamız gerek. Hani pardon. Start routine diyelim. Neydi? Moonwalk. Moonwalk olayımızı çağıralım. Ve tuşumuzu da kaldırdıktan sonra bu ne diyor? String. Bunu az önce de verdi. O pek bir hata değil. Biraz saçma değil. Şimdi burada da kaldırdığımızda anim nokta set bool diyelim. Moonwalk'umuzu false yapsın. Oldu mu? Oldu. Hadi bir deneyelim bakalım. Fix. Bakalım. Moonwalk, moonwalk. Böyle bir alakası var mı? Aa pardon. Numerator olacak. Numerable yazmışım. Orada bir hata etmişim. Tamamdır. Şimdi bakalım. Clear'layalım. Bakalım ileri gidiyor mu? Evet, ileri gayet güzel gidiyor. Şimdi geri gidelim. Evet. Bizim küçük Michael Jackson. geri gitmeye başladı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, geri gitme olayı da bu kadar. Hani elimizi çektiğimizde de duruyor mümkünse. Gördüğünüz gibi bir saniye sonra başlıyor. Bu arada şu animation o moonwalk olayında da root'unu koruyayım. Daha güzel bir görüntü elde ederiz. Motion
root motion node, root transform, apply diyelim bakalım. Tekrar çalıştıralım. Bu sefer daha da bozuk oldu. Bakalım. Tamam. Apply. Karakter neden öyle gidiyor acaba? Rig. Şunu copy diyelim bakalım. Avatarımızı da seçelim. Şimdi daha güzel oldu. Şu sekiyeni de biraz düşürelim. İşte gerçek Michael Jackson bu. Elimizi çektiğimizde de gördüğünüz gibi duruyor arkadaşlar. İleri gidiyoruz. Önce geri geri gidiyor. Hızını aldıktan sonra da şeklini yapıyor. Anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Hani bugün neye değindik? Sayaç olayına değindik. Daha sonra geri geri gitme, hani animasyonu geri geri sardırma olayına değindik. Animation'da o float olayını, getball, onları çağırmaya değindik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.